Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Kalbi bu vatan için atan tüm Türkiye sevdalılarına öncelikli olarak selamın aleyküm. Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen silah sistemleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 22. yüzyılın yeni süper güçlerinden birisi olması yolunda büyük işler başarırken, ülkemizin İsrail yapımı Harpi ve Haroplara yerli alternatif olması için geliştirdiği Kargı Antiradyasyon Kamikaze İHA'nın menzili açıklandı. Akıl almaz menzil, TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşi tarafından açıklandı. Lentatek ana yükleniciliğinde devam eden Kargı Antiradyasyon Taarruzi İHA Sistemi projesinde menzil değerleri belli oldu. Katıldığı bir yayında konuşan TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Kargı'da kullanılan TEİ-PG-50 2 zamanlı benzinli dizel havacılık motorunun menzilinin 700 ila 800 km arasında olduğunu açıkladı ve Kargı'nın kullandığı bu motorun sahip olduğu yeteneklerin açıklanmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti 700 ila 800 kilometre menzil değerlerine sahip bir kamikaze İHA geliştirdiğini tüm dünyaya ilk kez ilan etmiş oldu. Savunma sanayiinde birbirinden müthiş işler başarmaya aralıksız bir şekilde devam eden Türkiye Cumhuriyeti, geliştirdiği teknolojilerde arka arkaya menzil rekorları kırmaya devam ediyor. Harpi ve Harop platformlarına alternatif olması için geliştirilen Kargı projesinde 800 kilometrelik menzil değerinin açıklanması ise duyanların ağzını açık bıraktı. Yani bu platform ateşlendikten sonra 800 kilometre uzaktaki düşman hedeflerini nokta atışıyla imha etme kabiliyetiyle donatıldı. Bildiğiniz üzere İsrail tarafından üretilen Harpi ve Haropların menzilleri sırasıyla 500 ve 1000 kilometre olarak biliniyor. Türkiye'nin geliştirdiği Kargı platformunda da 800 kilometrelik menzil değerine ulaşılması, ülkemizin geliştirdiği teknolojinin ne kadar üstün bir kabiliyete sahip olduğu ve Harpi ile Harop'un tam ortasında konumlanan bir ürün olarak geliştirildiği net bir şekilde ortaya çıkıyor. 800 kilometre mesafeden düşman hedefini vurma kabiliyetine sahip olarak tasarlanan Kargı'nın envantere girişi için geri sayım aşamasına geçilirken, Türkiye Cumhuriyeti teknolojide geldiği noktayı gözler önüne seren bu proje sayesinde bir kez daha gövde gösterisinde bulundu. Ülkemiz savunmada 22. yüzyılın teknolojilerini geliştirmeye başladı derken, boşuna konuşmadığımız bir kez daha ortaya çıktı ve Türkiye 800 kilometre mesafeden düşmanı vurabilen insansız platform geliştirdi. İnşallah gelecek teknolojiler ülkemizin savunmada bağımsızlığını taçlandırmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni askeri anlamda yenilmezlik noktasına taşımanın yanı sıra yüksek oranda ihracat potansiyeli de taşıyan bu platformlar sayesinde milli ekonomi modelimizin taçlandırılması için ihtiyaç duyulan platform ihracatı da katlanarak artacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ihracat rakamları her geçen sene bir önceki seneyi 2'ye, 3'e katlayarak inanılmaz derecede gelişmeye devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanlığı, ülkemizin bu teknolojilere kavuşması için koordinasyon görevini üstleniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinesi altında şu an 750'den fazla savunma sanayi projesi eş zamanlı olarak devam ettirilirken, Türkiye Cumhuriyeti her gün bizleri şaşırtacak yeni nesil teknolojileri geliştirdiğini ilan ediyor ve Türkiye savunmada yenilmezlik noktasına doğru emin adımlarla koşuyor. Teknolojide zirve noktayı temsil eden yerli silahlarımız sayesinde ülkemiz artık bu konuda yenilmezlik noktasına ulaşmanın yanı sıra teknoloji ihracatında da her geçen sene katlanarak artan bir ivmelenme yaşanıyor. Bu yıl 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefleyen ve bu hedefini büyük oranda gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti, önümüzdeki yıl yani 2023'te 7,5-8 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşmayı planlıyor.
Ülkemiz savunma sanayi sektöründe gerçekleştirdiği bu muhteşem ihracatlar sayesinde savunma sanayiinde global çaptaki pazar payını katlayarak arttırıyor ve Türkiye Cumhuriyeti gelecek yüzyıla şimdiden hazırlanıyor. Ülkemizin geliştirdiği teknolojilerin ihracatı sayesinde 22. yüzyılın silah sistemleri olarak tanımlayabileceğimiz milli insansız hava araçlarımız, insansız savaş uçaklarımız, ana muharebe tanklarımız, savaş gemilerimiz için geliştirme maliyetleri ihracat gelirleriyle karşılanıyor ve bu sayede Türk savunma sanayi kendi kendini besleyen, kendi kendini büyüten, kendi kendini güçlendiren bir sektör olarak varlığını taçlandırıyor. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin kargı platformu da İsrail'in Harpi ve Harop teknolojilerini ortadan kaldırmak ve bunların pazar payını büyük oranda düşürmek için büyük bir vazife üstlenecek. İsrail üretimi Harpi ve Haroplara nazaran çok daha uygun bir maliyete sahip olarak tasarlanan ve geliştirilen kargı, insansız, dolanan kamikaze sistemimiz sayesinde ülkemiz hem bu noktada uygulanan ambargoya yaptırımları delik deşik etmiş olacak hem de İsrail'e bu kadar yüksek ücret ödemek istemeyen dünyadaki tüm devletler bu platformları Türkiye'den satın alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kasasını adeta dövizle dolduracak. İşte savunma sanayi böyle bir sektör. İşte savunma sanayi bu kadar kritik ve stratejik bir sektör. Eğer gerekli yatırımlar yapılmaya devam edilir ve desteklemeler devam ettirilirse Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünya savunma sanayi sektöründe ilk 5 devlet arasına girmesi ve 20 sene içerisinde ise ilk 3 devlet arasında yer almasını bizzat bekliyoruz. İnşallah ülkemizin nihai hedefi ise her teknolojide dünyada zirve konuma ulaşmak ve Türkiye'yi yenilmez konuma getirmektir diyelim. Allah yapandan yaptırandan razı olsun diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ya Kahhar.